yaklaşık 234 kadar AKP'den, 44 de CHP'den olmak üzere 280 kişi partimize teveccühü gösterdi, partimize katılım gösterdi. İçlerinde AKP'de daha önce yöneticilik yapmış insanlar da var. Çeşitli kademelerde bulunmuş insanlar da var. Günden güne çığ gibi büyüyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Her iki rakibimize de söylüyoruz. 30 Mart'ta Allah'ın izniyle biz bu bayrağı Selçuk Belediyesi'ne dikeceğiz. Burada yaşanan bu olaylar bunun göstergesidir. Bugün Sayın Grup Başkan Vekilimizi karşılamada göstermiş olduğunuz yoğun ilgi ve destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar hayırlı olsun diyorum Milliyetçi Hareket Partisi camiasına. Ve 30 Mart'ta da inşallah Selçuk Belediyesi'ne bu katılımlarınız hayırlı olacaktır diyorum. Evet, Türkiye çok kritik bir döneme işte. Gerçekten bir karar anı. Bizim bu milletten başka bir yerde irade arayacak halimiz yok. Hangi partiye oy verse versin, bu milletimizin engin sağduyusuna inanıyoruz. Bu güzel milletimizin kullandığı oyun şeref ve namusuna inanıyoruz. Milli iradenin şeref ve onurunu korumayı görev ediniyoruz. Dolayısıyla bugün Türkiye'de yürütülen bir mücadele sadece partiler arasındaki bir siyasi rekabet değil değerli arkadaşlarım. Ama bugün Türkiye üzerinde oyun var. Bugün 30 Mart'tan sonra oyu alacakların Türkiye'yi hangi noktaya götürmek istediklerini görüyoruz. Bu gidişat iyi bir gidişat değildir. Milletin oyunu alarak pazarda filesini bile dolduramayan vatandaşımızın oyunu alanların ayakkabı kutularını nasıl doldurduğunu, villa pazarlığı nasıl yaptığını görünce bu mesele bir parti meselesi değil. Hangi partiye oy vermişse versin o arkadaşlar, en önce kendi verdikleri oyun şeref ve namusunu düşünürler. Hiç kimsenin ayıbını da örtmek zorunda değiller. Onların ayıbının hesabını Selçuk'ta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş insanların veremez elde. Onlar hesap verecekler. Onun için böyle bir ortam içerisinde Türkiye'nin bir tarafından milli devletine, üniter devletine yönelik gidişat, hakkına, hukukuna, adaletine ve demokrasisine gidilen gidişat, diğer taraftan da ana muhalefet partisinin bu süreç içerisinde ortaya koyduğu tavırlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'nde bulunan arkadaşlarımız, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bulunan arkadaşlarımız hepimiz aynı çınarın yeşiliyiz, yaprağıyız. Onun için biz bu eksende Milliyetçi Hareket Partisi'ne teveccüh gösteren farklı partilerden gelen insanlarımıza hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Mücadelemiz mücadelemizde birlikte olacağız. Ve inşallah hep beraber birlikte de bu oyunu bozacağız. O bakımdan biz bu süre içerisinde diyoruz ki ne AKP ne CHP tek başına MHP diyoruz.